Herkese merhaba. Bu videoda karantina döneminde kütüphaneyi nasıl kullandığımı anlatmak istiyorum. Kütüphaneler kapalı olduğu halde kitap nasıl ayırt edilebilir, nasıl alınabilir, bundan bahsedeceğim. Özellikle çocuk kitapları alacaksak hangi kitabı alacağımızı bilerek gitmeyiz, kitapları görünce karar veririz. Bu yüzden ben önce kitap araştırması nasıl yaptığımdan bahsetmek istiyorum. Mesela okyanusla ilgili resimli kitaplar alacaksam önce Google'a type ediyorum. Ocean Picture Books diye. Sonra bu konuda yazan birçok blog sayfaları göreceksiniz. Birini tıklıyorum ve tavsiye ettikleri kitaplara bakıyorum. Beğendiklerimi buradan seçiyorum. Ve bir kağıda not alıyorum bunları yazarlarıyla beraber. Farklı konularda eğer kitaplar alacaksam da yine Google'a type ediyorum. Ve blog sayfalarında bu konuyla alakalı tavsiye edilen kitaplara bakıyorum. Hoşuma gidenleri yine not alıyorum. Bu benim oluşturduğum liste. Ben şimdi bulunduğum bölgedeki kütüphane sistemine göre anlatacağım ama Amerika'nın birçok yerinde aynı şekilde çalıştığını biliyorum. Öncelikle tabii ki kütüphane hesabımız olması lazım ve kütüphane kartımızın mevcut olması lazım. Karttaki numarayla bir hesap oluşturuyoruz kütüphane sayfasından. Burası benim sayfam. Daha önce ayırttığım kitaplar vardı. Items Out kısmından burayı görüyorum. Bunlar benim daha önce ayırttığım kitaplar. Şimdi yeni seçtiğim kitapları ayırtmak için search kısmına gidiyorum. Buradan keyword kısmına istediğim kitapla alakalı bir kelime, birkaç kelime yazdıktan sonra altta seçenekler gösterecek zaten. İlk önce Boundaries kitabını seçmiştim. Katıldığım bir kitap kulübü için gerekliydi bu. Kitabın ismini yazdım. Ve ekranda görüyorum. Kitabın hemen yan tarafında Place Hold diyor. Place Hold yani ayırt et demek. Oradan ayırt ediyorum. Sonra Pick Up Library'i seçiyorum. Burada Fort Bend kütüphanelerinin bütün branchlerini, şubelerini görebiliyorum. Evime en yakın olan birini seçiyorum. Sink Orange Library bana en yakın. Submit Request dedim ve burada bana There are one active request for this title diyor. Yani daha önce de hold edilmiş zaten. Hala hold etmek istiyor musun diye soruyor. Ben de evet diyorum. Yani hold eden kişi almazsa ben alacağım. Şimdi burada daha önce aldığım kitaplarla birlikte en son eklediğim Boundaries kitabını görüyorum. Active yazıyor onda. Diğerlerine farklı durumlar var. Health yazıyor mesela. Yani ayırt edildi demek. Diğerleri ayırt edilmiş. Sonra diğer kitabı araştırmak için search'e gidiyorum yine. Keyword kısmına. Kitabın ismini yazacağım. Mr. Seahorse. Hemen kitap altta çıktı. Eric Carle'ın kitabı. Yine kitap available mı onu görebiliyorum. Hangi kütüphanede available olduğunu. Placehold'u tıkladım ayırt etmek için. Buradan yine Pick Up Library, Sink Orange zaten seçili. Submit Request diyorum. Ve ayırt edildi. Burada göstermek istediğim bir şey. Bu mesela az önce Mr. Seahorse almıştım. Durumuna pending yazıyor. Yani ayırt edildiği zaman orada artık health yazacak. Bir de göstermek istediğim şu var. Bu kitap için The Rise and Fall of Dinosaurs durumuna transit yazıyor. Bunun anlamı şu. Ben bu kitabı George Memorial Library'den pick up yapmak istemişim ama orada available değilmiş. Başka bir yerde available'mış. O yüzden transit oldu. Yani başka kütüphaneden oraya aktarılıyor anlamında. Şimdi bugün seçtiklerimi değil de daha önce ayırt ettiklerimi almak için George Memorial Kütüphanesi'ne gidiyorum. Bugün ayırt ettiklerim için Pick Up Library Sink Orange seçmiştim. Normalde Pick Up Location olması lazım park yerinde. Onu bulamadım. Diğer kütüphanede vardı, burada göremiyorum. Book Drop diyor sadece. Herhangi bir yere park edip telefon açacağım. Telefon numarası da normalde Pick Up Location denilen park yerinde numara da oluyor. O numarayı arıyoruz. Geldiğinizi haber veriyorsunuz kart numaranızla beraber. Sonra görevli birisi kitapları getiriyor. Şimdi ben arayacağım. Burası herhangi bir park yeri. Kütüphane girişi böyle. Az önce aradım. Arabanın ismini sordular. Park location'ı numaralandırılmadığı için. Arabanın ismini, rengini sordu. Birazdan getireceğiz dedi. Bekliyoruz. Bina içlerine girmek yasak. Görevlilerden başka kimse giremiyor. Sadece pick up servis var bu dönemde. Karantina döneminde. İsmini mi tandik koyalım? Tamam. Orada görevliler var maskeleriyle. Arabayı o tarafa doğru çekmemi istedi galiba. Kız arabayı o tarafa doğru sürüyorum.
Ve işte kitaplarımız hazır. Evet, getiriyorlar. Hoş geldi. İşte bunlar kitaplarımız. Düşüncelerinizi, sorularınızı yorum olarak bırakabilirsiniz. Teşekkürler. Kapağını göstersen.